Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda önemli bir konuya temas edeceğiz. Büyük günah işlemek insanı kafir yapar mı? Günahlar büyük günah ve küçük günah diye ikiye ayrılıyor. Büyük günah kebair, küçük günahlara da sevair denilmiş. Ve küçük günahlar birike birike büyük olabilir. Bununla beraber bazı günahlar doğrudan zaten büyük. Adam öldürmek gibi, zina gibi, savaşta kaçmak gibi, bu gibi şeyler büyük günahlardan bazıları. Adam öldürmek büyük günahlardan bir tanesi. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَاءً Ayette öyle geçiyor. Bir müminin, bir başka mümini hataen öldürmesi dışında bir şey düşünülemez. Yani bir mümin bir mümini öldürmez. Ama realitede bu böyle midir? Uygulamada bu böyle midir? Günümüzde cinayetlerle de karşı karşıyayız. Öldürenin de belki imanı var, öldürülenin de imanı var. Mümin mümini öldürüyor. Bu sadece günümüzün meselesi değil. Peygamberimiz döneminde Müslümanların kendi aralarında pek problemi yok. Ama Hazreti Osman'ın vefatından sonraki dönemde Müslümanlar arasında dahili fitneler çıkıyor. Hatta Hazreti Osman malum şehit ediliyor. Ve onu şehit edenler de din adına belki bunu yapıyorlar. Sonraki dönemde Hazreti Ali halife olarak seçiliyor. Ama siyasi bir takım çalkantılar var. Hazreti Ali taraftarları ve bir de Hazreti Muaviye taraftarları. İki taraf arasında savaşlar da meydana geliyor. Sıffin Savaşı gibi. Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe taraftarları arasında Cemel Savaşı gibi savaşlar oluyor. Ve bu savaşlarda hiç de azımsanmayacak şekilde on binlerce insan hayatını kaybediyor. Vuran mümin, vurulan yine mümin. Mümin mümini öldürüyor. Müslüman Müslümanı öldürüyor. Ayette şöyle geçmekte: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا ف۪يهَا وَغَدِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ اِلَى ahir. Ayet bu şekilde devam etmekte. Yani eğer bir mümin bir başka mümini müteammiden, kasten öldürecek olursa onun cezası cehennemdir. Hem de ebedi kalmak üzere. Allah ona gadap eder, Allah ona lanet eder ve ona çok büyük bir azap hazırlar. Bu ayet-i kerime 14 asır öncesinde Hazreti Ali dönemindeki toplumda bayağı gündeme geliyor. Çünkü Müslüman Müslümanla savaşmış ve vurulan Müslüman, vuran yine Müslüman. Bu durumda vuran kimseler, öldüren kimseler ebedi cehennemlik olması gerekiyor. Bunun üzerinde hayli konuşulmuş. Bazıları demişler ki bu bir içtihat meselesidir. Ölen de öldüren de iki tarafta Müslümandır. Ve öldüren kimseler bunları imanından dolayı değil, bir fitne olmuş, bir kargaşa olmuş. O kargaşa ortamında öldürmüşler. Yoksa imanından dolayı öldürmemişler. Bundan dolayı ebedi cehennemlik olmaz tarzında görüş beyan etmişler. Bu ayrı bir mesele. Belki ayrıca yine ele alınabilir. Ayrıntılar olan bir konu. İşte o günün toplumunda acaba büyük günah işleyenin durumu nedir? Mürtekibi kebire tabir etmişler buna. Büyük günah işleyenin durumu nedir? Bunlar konuşuluyor. Hariciler çıkıyor. Hariciler, onlar diyorlar ki büyük günah işleyen kafir olur. Her ne kadar ben müminim de dese, Allah'ın bir yasağını, açıktan bir yasağını bir insan doğrudan çiğnemişse bu insan kafir olur. Mürciye çıkmış. Bunlar da haricilerin tam tersi. Demişler ki bir insanın eğer imanı yoksa, ne kadar iyi işler yapsa bile fayda vermediği gibi, imanı da varsa ne kadar halt işlerse işlesin, ne kadar günah olursa olsun bunlar ona zarar vermez. Bu insan kurtulur. Ve bir başka grup çıkıyor, Mutezile. Onlar da el menzile beynel menzileteyn demişler. Yani ne mümindir ne kafir, ikisi ortası bir şey, biz bu konuda hüküm vermeyiz demişler. Ve hatta bununla alakalı şöyle bir olay yaşanıyor. Hasan-ı Basri, tabiinin en önde gelen imamlarından, önderlerinden birisi. Ve kendisinin sohbet halkaları var, sohbetine devam eden kimseler var. Zahir ve batın ilimlerinde en önde gelen kişilerden birisi.
Bir gün bir tanesi Hasan-ı Basri'ye soruyor. Efendim, mürtekib-i kebire hakkında ne dersiniz? Büyük günah işleyenin durumu nedir? Bu konuda ne dersiniz? Onun talebeler arasında, Hasan-ı Basri'nin talebeler arasında Vasıl bin Ata isimli birisi de var. Heyecanlı birisi. Daha hocası cevap vermeden Vasıl bin Ata ileriye atılıyor. Diyor ki el menzile beynel menzileteyn. Yani iki yer arası. Ne o ne bu, ne mümindir ne de kafir. Bunu diyor ve bir köşeye çekiliyor. O zaman Hasan-ı Basri Vasıl bin Ata ile alakalı gad i'tezele annel vasıl diyor. Vasıl bizden itizal etti, ayrıldı. İşte buradaki itizal kelimesinden hareketle, oradan yola çıkarak bu Vasıl bin Ata'nın meydana getirdiği ekole mutezile denilmiş. Ve bunlar da el menzile beynel menzileteyn diye bu konuda hüküm vermişler. Yani büyük günah işleyen ne mümindir ne de kafir, ikisi ortası bir durumu var demişler. Peki biz ne diyebiliriz? Meseleyi nasıl değerlendirebiliriz? Değerli izleyenlerim, bir insanın kafir olduğunu ifade etmek gerçekten çok zor bir hüküm. Bir adam da oradan ben kafirim diyorsa biz de o küfürle alakalı hükmü veririz. O kolay da. Ama ben Allah'a inandım diyorsa, onun bir takım hatalarından, günahlarından dolayı ona kafir hükmünü vermek çok tehlikeli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Eğer bir kimse bir başkasına kafir dese, o insan kafir de değilse bu defa söz döner, onu söyleyene döner. Ve onu söyleyen kimse kafir olur. Ve bu açıdan İslam bilginleri birisi hakkında kafirdir diye hüküm vermekten mümkün olduğunca kaçınmışlar. Hatta demişler ki bir insanın %90 küfrüne alamet olsa, %10 da imanına alamet olsa biz %10'a taraftar oluruz. Yani iman cihetine bakarız ve imanın olduğuna hüsnü zannederiz demişler. Bunlar mühim noktalar. İşte günümüzde de büyük günah gerçekten çok yaygın. Büyük günahlar yaygın. Ben Müslümanım dediği halde gece gündüz içki içenler var. Ben Müslümanım dediği halde gayrimeşru ilişkiler içerisinde olanlar var. Ben Müslümanım dediği halde belki adam öldürenler var. Bu durumda bunlara kafir mi diyeceğiz? Buradaki incelik şudur. Bir insan diyelim ki domuz eti haramdır. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yapmak da günahtır. Hem de büyük günahlardandır. Bir insan nefsine mağlup olsa domuz eti yese günaha girmiş olur. Ama domuz eti helaldir diye hüküm verecek olursa Allah'ın hükmüyle hükmetmemiş olur ve bu insan o zaman gerçekten kafir olur. Bir başkası diyelim parasını faize vermiş. Faiz de büyük günahlardandır. Bu insan faiz helaldir dese dini hüküm itibariyle bu insana küfür hükmü verilir. Çünkü Allah'ın ortaya koyduğu bir hükmü kabul etmiyor. Ama diyelim nefsine mağlup olmuş, belki de kendine göre başka yol olmadığını düşünmüş, parasını oraya bırakmış ve ondan gelen faizi de alıyor. Bu insan günahkar olur. Ve doğrudan bu helaldir demedikten sonra bu günahı onu dinden çıkarmaz. Ve usat-ı müminin diye kitaplarda geçer. Yani müminlerden isyanı olan kimseler veya fasık olan, Allah'a itaatten çıkmış olan kimseler, bunlarla alakalı kitaplarımızda şu da nazara verilir. Bir kimsenin kalbinde zerre miktar iman varsa o kimse netice itibariyle ehli cennet olur. Bu hadiste de zaten ifade edilmiş. Kalbinde zerre miktar imanı olan netice itibariyle cennete gidecektir. Bu açıdan büyük günahlardan elbette uzak kalmak lazım. Bu hepimizin üzerinde bir görev. Ama bir insan nefsine mağlup olmuş bir günaha girmişse bundan dolayı ona hemen kafir damgası vurmak, o da insafsızlık olur. Cenab-ı Hak hepimize imanlı ve salih ameli bir hayat nasip etsin. Böyle bir duayla bugünkü programı noktalıyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum.